Yani o Türk dizileri dediğimiz filmler, diziler neyse hepsi aileyi ifsad eden diziler. Hepsi genellikle. Yani böyle insanlara ekran başına çekebilmek için olmadık tesadüfler, olmadık aile düşmanlığı, olmadık aile dışı ilişkiler o da cazip bir şekilde veriliyor. Ve ailemiz adeta aile yapımız bombardımana tabi tutuluyor. Ya ben bazı Arap ülkelerini gezerken görüyorum. Oradaki insanlar da çok üzgün. Diyorlar biz Türkiye'yi İslam ülkelerinin öncüsü, lideri, rehberi olarak kabul ediyoruz. Ama bu gelen diziler bize hayal kırıklığına uğratıyor. Çoluk çocuğumuz bakın Türkiye'de bile böyle deyip bir takım değişik yaşantılara kayabiliyorlar. Yani bunun zararı sadece ülkemize değil, bütün dünyaya adeta. Şimdi burada tabii daha fazla para kazanmak, daha fazla reyting elde edebilmek için yapılıyor bu ama aile çok zarar görüyor bundan. Aile halbuki bütün dünyada toplumların temelidir aile. Bütün dünya yaratıldığından beri de böyledir aile yapısı. İnsanlar ailelerle var olurlar, yalnızlıklarını ailelerle giderirler. Güç alırlar ailelerinden, direnç kazanırlar. Hastalıklara, moral bozukluklarına, yalnızlığa karşı, kötü alışkanlıklara karşı aileler bir zırhtır, koruyucu bir unsurdur. Aile yıkıldığı zaman toplum da yıkılmış demektir. Çünkü bir toplumun huzuru, mutluluğu, sağlamlığı ailelerin huzuruyla, mutluluğuyla, sağlamlığıyla ölçülür. Bu yüzden aileyi korumamız şart. Bütün herkese bu konuda görev düşüyor. Özellikle İslami hassasiyeti olana daha çok görev düşüyor. Çünkü ailelerimiz yıkıldığı zaman aile yapımız biz de yokuz demektir. Günümüzde bakıyoruz, evlenmeler azalıyor, boşanmalar hızlıca artıyor. Gençlerimiz evlilikten kaçıyorlar maalesef. Evlenenler kısa sürede ayrılıyorlar. Veya çocuk yapmıyorlar veya bir çocukları zor oluyor. Yani aile şu an bunalımdadır Türkiye'de ve bunun da önemli bir sebebi maalesef bu medya kuruluşlarıdır. Bunu söylemek zorundayız. Aile yapısı çok önemlidir dediğim gibi. Aile yapısı çözüldüğü zaman, bakın ailede bir mutsuzluk araya girdiği zaman eşler çok etkileniyor. Ama esas etkilenen çocuklardır. Onlar adeta arada eziliyorlar. Mutsuz, kendilerine güvensiz çocuklar ortaya çıkıyor. Çocuklar yasa dışı yollara, kötü alışkanlıklara yatkın hale geliyorlar. Kendilerine güvenleri azalıyor. Topluma güvenleri azalıyor. Toplumda ne bileyim her türlü bozuk fiiller artmış oluyor. Bu da insanları etkiliyor ve her türlü psikiyatrik problemler, anksiyete dediğimiz, panik hastalığı dediğimiz, depresyon dediğimiz, çeşitli psikotik haller dediğimiz, alkol ve madde kullanımı dediğimiz durumlar hızlıca yükseliyor. Halbuki aile yapısı sağlam olsa bu tür şeylere karşı, bağımlılıklara karşı, kumar bağımlılığına karşı İsrafa, savurganlığa karşı insanlar daha tedbirli, daha dikkatli olurlar ve daha mutlu bir toplum olur. Yani toplumu bütün her yönüyle tahrip eden programlardır bunlar. Özellikle hassasiyeti olan insanların böyle programlara izin vermesi çok üzücü. Onların daha bir dikkat etmeleri, daha bir bu konuda sağlam durmaları gerekir. Çünkü biraz daha seyirci kazanacağım, insanların duygularını alt üst edip daha çok heyecanlandırıp, daha çok reyting alacağım diye böyle programlar yapmaları çok üzücü gerçekten. Yani aile yapısını güçlendirmek, insanları doğru yola sevk etmek çok çok daha önemli. Batı'da bunlara dikkat ediliyor, bu kadar olmuyor mesela. Bir de orada bu panzehir kabilinden bir takım programlar var. Yakın zamana kadar bizde de böyle hayvan sevgisini işleyen Batı dizileri görürdük. Mesela Küçük Ev diye bir dizi hatırlıyorum. Çok çocuklu bir aileyi yansıtıyordu. Aile içindeki fedakarlıkları, ailenin birbirine bağlılığını gösteren bir diziydi bu. Maalesef bizde öyle diziler de yok yani. Çok kötü bir durum. Bu üzücü, bu kişilerin kendilerine daha çok çekidüzen vermeleri gerekir ve topluma, diğer medya kuruluşlarına örnek olmaları gerekir. Bir defa insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor ama orada RTÜK'ü de göreve davet ediyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ben göreve davet ediyorum. Oldukça önemli bir durum için ondan bu işe müdahale bekliyorum. Ama sadece onunla değil, diğer bizim olan medya kuruluşların da görev yapması lazım. Mesela siz böyle programlar hazırlıyorsunuz. Buna benzer programların artması,
Bunların adeta bombardımana tabi tutulması lazım, böyle bozuk yayın yapanların. Yani bir toplumun ayakta kalması bunlara bağlıdır. Burada kuruluşlar, örgütler, kişiler, Cumhurbaşkanımız, kabine üyeleri hepsi sorumluluk altındadır. Ama herkesin sorumluluğu farklı farklıdır. Herkesin bu konuda uyanık olması ve faaliyete geçmesi gerekir. Böyle aile yapısına, bizim benliğimize, toplum yapımıza zıt, yıkıcı programlara karşı müsamahalı davranmamalılar. Gereken cezayı, para olsun, yayın kapatma olsun vermeliler.